Evet arkadaşlar, yine bir Ersin Demir farkıyla baş başasınız. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere yeni bir konu, bambaşka bir konu. Tesisata biraz girmek istiyorum. Türkiye'mizde pek tanınmış bir şey değil. Yani petek olan bir evde belirli bir bölgeyi, sadece küçük bir bölümü yerden ısıtma şansımız var mı yok mu? Peki olsa dahi biz bunu nasıl kontrol edebiliriz? Yani aç kapa olayı neyle nasıl oluyor? Ve burada böyle bir kutumuz var. Böyle burada köpüğü var. Bu bunun kapağı oluyor. Burada bakın. Böyle bir kutumuz var. Evet, görmüş olduğunuz gibi son sistem. Size bunu şema olarak kağıt üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi buradan şöyle bir kartlayayım güzelce. Görmüş olduğunuz gibi peteğimize giden sıcağı, yani gidiş yönünü alıyoruz. Odaya döşüyoruz yılanlı bir şekilde. Odaya döşediğimiz, yani küçük o bölümü döşediğimiz yeri buradan geri topluyup bu görmüş olduğunuz ventile, vanaya söyleyeyim ben size, bağlıyoruz ve oradan geri kanefer geri dönüş hattına alıyoruz. Peki bunun ayrıcalığı nedir? Bunun ayrıcalığı şudur. Dereceyi ölçer, geri dönüş derecesini ölçer ve duruma göre kapatır. Mesela siz ayarlarsınız 40 derece ya da 30 derece. 30 dereceye vardın mıydı bu? Mesela giriş 60 derece olur ama buraya 30 derece geldi miydi bu yavaş yavaş kapanmaya başlar. Yani riske etmemek, fayansları ya da kırılma, çatlamaları riske etmemek için. Peki bu şey neyden oluşuyor? Şimdi şöyle iyice ben bir detayına bir girelim. Şimdi borumuzu aldık, döşedik. Buradan yerden de girişimizi yaptık. Buradan havamızı alıyoruz. Bu bizim zaten motorumuz. Buraya oda termostatımızı bağlıyoruz. Bu topraklama. Zaten buradan 1 ila 4 ile giriş yapıyoruz galiba tahminen. Evet, 1 ila 1 ve 4 ile giriş yapıp oda termostatımızı bağlıyoruz. Ve burada da bir tane debi kontrol sensörümüz var. Yani burada şöyle bir yaklaştırıp da göstermeye başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi dakikadaki litre sayısını hesaplıyor. Daha doğrusu gösteriyor kendisi. Şu an şu kaç litreyle, şu an şu litreye gönderiyorum diye. Mesela odamız küçük oldu muydu? Fazla litre sayısı göndermemize gerek yok. Çünkü odam zaten küçük. 1 veya 2 litre genellikle zaten yeterli oluyor. Bunu istediğimiz takdirde bunu bir defa ayarlıyoruz. Ayarladım mıydı? Diyelim ki yıllar geçti aradan. Nereye ayarladığımızı bilmediğimizden dolayı. Bakın şimdi iki elim gerekiyor. Şöyle bir ayar çubuğumuz, yani bir bileziğimiz var. Şu görmüş olduğunuz kırmızı şey aşağı yukarı hareket ediyor. Biz bunun ayarını da debi ayarını bu kapağın altında yapıyoruz. Yani bunu döndürdükçe litre sayımız, dakikadaki litre sayımız yükseliyor ya da tırmanıyor. Duruma göre, isteğe göre değişiyor. Alanın büyüklüğüne göre, hesabımıza göre. Biz burada debi ayarı yapıyoruz. Bunu sonradan ekleyip bunu duvar altı yok ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada bunun kapağı var. Bakın burada da hatta üretici yazmış. Yani buraya kadar gömebilirsin diye. Buraya kadar gömdükten sonra burada bunun bir de beyaz bir kapağı var. Böyle bir estetik bir görüntü vermiş burada üretici. Yani çok süper bir şey. Sonradan eklenebilir. Mevcut olan evlerinizde sonradan yerden ısıtma yapabilirsiniz. Kanefer ile bağlantılı bir şekilde. Hiçbir sorun yaşamaksızın. Burada bakın üretici yazmış 220 volt ile çalışıyorum. Ve burada döşediğiniz metre sayısına göre kaç debide ayar yapacağınızı bile, yani o kadar bir ince bir düşünüşle burada üretici bunu hesaplayıp da göndermiş ve 40 derecenin üstüne geçtiği halde, yani bu sensör 40 dereceyi geçerse kendiliğinden otomatik kapatma özelliğine sahip. Yani 40 dereceye geldi miydi kendiliğinden zaten özellikle kapatıyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Güvenlik açısından, biliyorsunuz Almanya bir güvenlik ülkesi. Bunun böyle açık olduğuna bakmayın. Çünkü bunun burada bir kapağı var. Kapağını ben sökmüş bulundum. Ki sizlere daha iyi göstereyim ve anlatabileyim diye. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir like, bir de abone olursanız çok ama çok memnun olurum. Türkiye'ye, İstanbul'a, güzel ülkeme, memleketim Nevşehir'e, herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Selametle.